Selamlar herkese yeni bir videoyla karşınızdayım. Geçtiğimiz videolarda Arbitrum hibe programını incelemeye başlamıştık. Arbitrum'da birçok hibe programı var demiştik ve milyonlarca dolar değerinde hibe. Ve bir geliştiriciyseniz ve bir girişimciyseniz ve projenize Arbitrum altyapısını kullanarak ve Arbitrum'la ilişkili bir şekilde geliştirmek istiyorsanız bu hibe programları gerçekten büyük bir fırsat. Ve ben de sizler için detaylı olarak inceliyorum. Son videomuzda Gaming Catalyst programı ile ilgili detaylı incelemeler yapmıştık. Nasıl başvuracağınızı, bu alanda grant alan projeleri, program detaylarını hepsini incelemiştik. Ama Arbitrum'da sadece Katalist programı yok. Arbitrum'da aynı anda birçok hibe programı açık oluyor. Ben de bugün sizlere daha önce açık olan bazı hibe programlarından bahsetmek istiyorum. Şu an açık değiller ama bu programların hepsi süreli olarak açılıp kapanıyor. Ve yine açılacak bu hibe programları da muhtemelen. Bunun için bu programlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü programlar Questbook üzerinden açılıyor bu hibe programları ve Facebook'ta aslında Arbitrum'la hibe alan kişi kişi arasında bir aracı kurum gibi düşünebilirsiniz ve oldukça şeffaf bir platform. Onun için Questbook üstündeki gibi programlarını incelemek ve buradaki projeleri incelemek sizlerin başvurucu sürecinde sizlere oldukça yardımcı olacaktır. Çünkü gerçekten tüm detaylar var. Şimdi başlayalım. Örneğin şu an Arbitrum Grantleri Questbook üzerinde şu ana kadar örneğin 8 milyon dolarlık bir grant dağıtılmış. Hibe edilmiş. Ancak bunu 3 milyon doları şimdilik dağıtılmış. Çünkü aşama aşama. Örneğin hibe aldınız. Bu size ay ay dağıtılıyor. Yani kaça böldüyse Buna göre dağıtılıyor. Burada detaylar var. 884 tane başvuru gelmiş ve 222'si kabul edilmiş. Yani iyi bir başvuru yaparsanız şansınız 1 bölü 4. Aslında çok daha yüksek tabii ki başvuru. Buradaki genel oran 1 bölü 4. İlk aşamada Arbitrum 4 tane grant açmış. Gaming alanında açmış. Dev Tooling alanında. New Protocol. Education. Yani 4 farklı alanda hibe programı açmış. Daha sonra işte bir stylus için özel açmış hibe programı. Daha sonra ikinci grant programını açmış ve yine aynı şeyler. Bunun üçüncüsünde gelmesini ben bekliyorum. Onun için de sizlere bahsediyorum. Yine işte geliştirici, geliştirici tool'lar için bir hibe programı. Oyun tarafı için bir hibe programı. Eğitim tarafı için pro programı. Ve yeni bir projeniz varsa yeni bir şey geliştiriyorsanız bununla ilgili hibe programı. Ben bugün Questbook ve Gaming tarafını incelemek istiyorum. Daha sonra diğer programları da inceleyeceğim. Education olsun işte yeni geliştiriciler olsun. Bunları inceleyeceğim. Şimdi Gaming programına örneğin girdik. Burada grant alan projelerin hepsini görebiliyoruz. Ama bundan önce program infosunu görebiliyoruz. Yani Show Program Info dediğimde. Burada program detaylarını hepsini görebiliyorsunuz. Tıklıyor Programla ilgili tüm detaylar mevcut. Kriterler neler? içerik üreticisiniz. Örneğin bu gaming grant programına başvurabiliyorsunuz. Marketing ajansıysanız başvurabiliyorsunuz. Protokoller, publisher'lar, event planlıyorsunuz, turnuva planlıyorsanız bu başvurabiliyorsunuz. Veya Arbitrum'daki gaming ekosistemine herhangi bir farkındalık katkı sağlayacağınız farklı şekilde başvurabiliyorsunuz. Peki Neye göre bu gaming tarafındaki verilen hibeler neye göre puanlanıyor, neye göre değerlendiriyor? Bunu da detaylarını vermişler. 25 bin dolarla 50 bin dolar arası hibe veriyorlarmış. Bunu da belirtmişler. Takım deneyimi, fikir ne kadar iyi değil, ekosistemle ne kadar ilişkili değil, plan tarafındaki ne kadar net değil planınız. İşte hedefleriniz, roadmap'iniz, yol haritanız ne kadar iyi değil? Bunun detaylarını da istiyor. Ve burada size bir template de vermiş. Diyor ki bana siz projenizi anlatırken bu taslak üzerinden hazırlayın ve böyle bana gönderin. Siz de bu taslak üzerinden doğru şekilde hazırlarsanız işte tüm burada detaylar var. Tüm bilgiler var. Takım bilgileri, grant'le ilgili detaylar, her şey burada yazıyor. Ya yani bunlara uygun olarak başvurursanız başarılı olma ihtimaliniz de çok artıyor tabii ki. Yani biraz burada geri gidelim. Başarılı olan işte grant alan projeleri de inceleyelim. Neye göre değerlendirmişler, ne yapmışlar? Örneğin ilk tarafta 203 bin dolar dağıtmışlar. Şimdi buradan tıklayalım, filter diyelim, accept diyelim. Kabul alan. Örneğin World War Dow projesi 15 bin dolar grant almış. Ve burada projesinden bahsetmiş. İşte dokümanlarını vermiş. Projesinden bahsetmiş. iki developer tarafından geliştirilen bir oyun olduğundan bahsetmiş. 10 chain bir oyun. Ve burada bakın 3 milestone ayırmış. Benim 3 yol tam var demiş. İşte 15 günde bir hatta programı yapmış ve 5000 dolar 5000 dolar ayırmış bu programı. Ve bu programdan da gibesini almış. Bakın burada da değerlendirmesi de var. Burada işte takım tecrübesi 3 olarak değerlendirmiş. Fikir 4 olarak, 5 olarak, bu 5 olarak ve toplam puanları 17 20 olarak hibeyi kazanmaya hak kazanmışlar. Buradan da işte yorumlar, sorular, tüm detayları görebiliyorsunuz. Veya işte Peer Gaming ekosistem diye yine bir proje bin dolar almış. Gaming solution sunan bir proje 22.500 dolar almış. Bunun dışında işte Data 2073 adında bir proje yine burada bin dolarlık bir hibe almış. Yani birçok proje buradan güzel hibeler almış. Görebilirsiniz işte örneğin Gaming Chronicles bir topluluk aslında 3300 dolarlık bir hibe almış. Burada Arbitrum projelerini tanıttığı için. Burada birçok böyle hangi proje aldı, hangi proje almadı her şeyi görebiliyorsunuz. Hatta bir videoyu tamamlamadan önce alamayanları da inceleyin. Örneğin Rejected demiş. 16.000 dolar istemişler. Proje detaylarını yazmışlar. Neden alamadığını da görebilirsiniz. Buradan girmiş detayları. İşte admin sormuş. Teşekkürler demiş. Oyun uzla ilgili video gameplay paylaşır mısınız paylaşmış Arbitrum ekibi Facebook ekibi cevap vermiş ve projenin yeterli olmadığını söylemiş, nedenlerini söylemiş alınamadığını ve bundan dolayı reddetmiş. Yani burada neden alınamadığını da projenin neyin eksik olduğunu veya kabul edilen projelerin neden kabul edildiğini görüp projelerinizi buna göre uyarlayabilirsiniz. En önemli nokta bu. Biz topluluk olarak, TR4 olarak bizler de Arbitrum'dan grant aldık ve onun için bu başvuru süreçlerine de oldukça hakimiz. Onun için sorularınız olursa da mutlaka yorumlarda belirtin. Soruların da cevaplandırıldığı ayrı bir video yapacağız hatta gerçekten bu alanı proje geliştir, Başvuruda belli aşamayı geçen kişilerle birebir görüşme sağlayarak da onlara elimizden gelen desteği sağlamaya ekipçe çalışacağız diyeyim. Bu videoyu da burada bitirelim. Gelecek videoda farklı detaylardan da, Facebook üstündeki diğer programlardan da ve diğer alanlarda da proje geliştiriyorsanız sadece oyun alanında değil, belki eğitim alanında, belki farklı alanda herhangi bir proje geliştiriyorsanız, belki bir etkinlik düzenliyorsanız bununla ilgili de nasıl hibe alabileceğinizden, bazı örnek projelerin üzerinden inceleyebilirsiniz. Gerek. Bunlardan sizlere bahsedeceğim diyeyim ve gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.